Hatta ilaçla olacak bir tedavi değil. Sakın buna kimse inanmasın. Hepsini gördüm. 5 yıl boyunca uğraştım çocuğumla. Hepsiyle tane tane. Bakın bütün gençlerimiz bu tuzağın içinde. Bu 1 saniyede alışılıyor. 6 ayda bitiremiyorsunuz. Ve gençlerimizin bu işe girmesini istemiyorum. Benim şu sokağımda herkes beni tanıyor. Ben hiç kimseye kötülük yapmadım. Ama bir imtihandan geçiyorum. Rabbim bunu çok iyi biliyor. Mesele ülkeye kimin soktuğu değil. Anlayın artık, içerisi hain dolu. İslam bizi kurtarır. Hazır gıda yasak fetvası gelsin. Niye? Çünkü sokaklarda bir işte ablamız var. Onun çocuğu polismiş. Öyle diyormuş. Sokaklarda çocuklara şeker ikram ediyor. Yok şunu ikram ediyor. Çocuk da bir ikrammış diye alıyor. Onu bir kere yedikten sonra bak adam ne diyor? 1 saniyede bağımlısı oluyor diyor. İslam dini bize neyi emrediyor? Şüpheli şeyi yeme, yoksa dinini, ırzını koruyamazsın diyor. Hocalarımıza çok iş düşer. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ اَنْ صِدْقِهِمْ. Yani biz sadıklarız, hainler değiliz diyoruz ya, öyle bir iddiamız var bizim. Biz hocayız. Ahirette Allah Sübhanehu ve Teala işte bizim sıdkımızdan sual edecek. Hani nerede şüphe yasak idi, sen niye şüphe yiyorsun? Şüpheyi terk edeceksin ki insanlara şüpheyi terk et dediğinde sözün tesir etsin. Benim bir mesuliyetim var. Bilmem 15 seneden çok, çok şükür, hazır gıdayı tamamıyla terk etmeye muvaffak olan bir kişi olarak, çocuklarına dahi hazır gıda yedirmeyen bir kişi olarak, insanlara, hocalara bahusus hazır gıdayı terk edin, şüpheli gıdayı terk edin, hazır gıda yasaktır fetvasını duyurun diye talep etmem lazım. Böyle bir mücadele bana farzayın oldu. Niye? Çünkü hocalar ümmün belva fetvası diyor. Ne ümmün belva fetvası? Bakın 15 senedir dışarıdan hazır gıda asla yemiyorum, ölmedim. Aksine daha sağlıklı yemek yiyorum. Yani günümüz açlık zamanı değil ki, Türkiye açlık yeri değil Türkiye. Türkiye'de bakın şu an mesela yaz, üzüm kurusu bilmem yani ne çok nimetler var, kendi eliyle yap, kışın onu ye, bu kadar yani. Sıra gelmez, o kadar çok nimetler var, sıra gelmez. Hazır gıdaya inanın hiç sıra gelmez. Siz doğalını evinize getirin, koyun, hazır gıdaya hiç sıra gelmez. Ama hocalar ne diyor? Onun belva fetvası var, temizi yok diyor. Mesela ben mesela Ümraniye'de yaşıyorum. Biliyorum kaç tane hoca, mesela diyorum, Uncu Saim'e gidiyor, oradan çuval çuval pirinç alıyor mesela. Burası Uncu Saim, orada siyez unu da var. Ama hocalar ne diyor? Temiz un yok, onun için unun belva diyor. Ve men terahhase tezendaka. Kim sürekli geçersiz ruhsatlar ile sürekli ruhsata kaçarsa, şey geçersiz mazeret ile zındık olur diyen tehlikenin hızasındasınız şu an. Belki de çoğu düştü oraya. Biz bilemeyiz. Yani mesela bir kişi namaz kılabiliyor ama oturarak namaz kılacağım, öyle bir ruhsat var dedi. Evet, öyle bir ruhsat var ama geçerli mazeret olduğunda öyle bir ruhsat var. Sen şu an diyorsun ki umum belva fetvası, biz ruhsatla emel edeceğiz. Temiz un yok diyorsun. Temiz un yok sözü yalandır. Temiz un var. Telefon kadar sana yakın. Hatta senin pirinç aldığın yerde siyez unu satıyor. Kendi eliyle yapacaksın. Tamam, zamanımız öyle. Tembelliğe alıştı kadınlar, erkekler. Aşağıya inip de sıra bekleyip de o ekmeği alıncaya kadar vakit içerisinde, yani daha hızlı bir vakit içerisinde, daha kısa bir zaman içerisinde hamur yoğurup fırına atabilirsin. Gerçi fırın zararlıdır diyor uzmanlar. Sen şöyle saçla pişirebilirsin. Saçla hemen 2 dakikada. Bir de beyinlere söylemek lazım. Öyle sırayla sırayla yufka yufka yufka. Öyle bol bol ekmek değil.
Çok az ekmek yeterlidir. Ekmeğe aslında hiç gerek yok. Yani bu ülkeye nizam, fetva iledir, fıkıh iledir. Anayasalar kendi yoluna. Mesela bir kadın eşiyle sorun yaşıyor. Hocalar karışmıyor. Mesela çok yakında şahit olduk. Bir hoca efendi vefat ediyor. Resmi hanımı efendim tüm mirası alıyor. Babanın nüfusunda olan yetim çocuklar miras bırakılmıyor kendilerine. Onlar da diyor ki biz talep etmeyeceğiz. Avukatlar vasıtasıyla talep etmeyeceğiz. Niye? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah'ın hükmettiği şeyler ile hükmetmeyen fasıktır, zalimdir, kafirdir, inkar ederse kafirdir. Benim rızkımı zerre kadar kimse eksiltemez. O kişi batnına ateş doldurdu, miras çaldı ama benim ve çocuklarımın rızkını zerre kadar eksiltemez. Kaldı ki biz bir Kamil Mürşid'in evlatlarıyız. Birbirimizi mahkemelere taşımayacağız diyen bir itikat, bir duruş gösterdi. Ama peki çalan kişi nasıl çaldı? Niye çalabiliyor? Bunlar hepsi domuz kılı zarar katkılı ekmek vesaire şüpheli gıda yemenin mahsulüdür bunların hepsi.